Huhu. Misafir kabul ediyor musunuz? Uzun bir aradan sonra sizinleyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esra, kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi çok uzun zamandır görüşemiyorduk. Şu kapıyı kapatayım, geleyim. Evet. Çok uzun zamandır görüşemiyorduk. Yaklaşık bir haftadır falan video atamıyorum. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de ben işe başladım. Evet. 5-6 gün oldu. Yani yaklaşık bir hafta falan oldu. İşe başladım ve uzun zamandır çalışmadığım için vücudum da çok yorgun. Yorulduğu için video çekemiyordum. Evet, özür dilerim. Beni çok merak etmişsiniz. Yorumlara ve DM'ler patlamış. Esra neredesin? Nerelerdesin? Seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Bu arada gazi oldum. Falçatayla parmağımı kestim. İş kazası malum. Onun için yani işe başladım ve uzun zamandır çalışmadığım için vücudum da çok böyle ne derler hamlaştığı için eve geldiğim gibi direkt uyuyordum. Yani 6'da eve geliyordum, yemek vesaire deyip 7'de uyuyordum, 10'da kalkıyordum, hemen bir kahve molası, yani kahve molası diyorum artık, kalkıp böyle bir kahve falan içip sonra tekrar uyuyordum. Yani hayatım alışana kadar bu şekildeydi. Bugün de günlerden pazar ve sizinle. Daha, bu arada fark ettiniz mi, saçlarıma mor şampuan uyguladım, çok güzel. Ay, laftan lafına çabuk geçiyorum değil mi? Bu arada saat şu an 5'e falan geliyor. Biz öğlen saat 12'de falan kahvaltı ettik. Sofrayı falan topladım vesaire. Bulaşık makinesini boşalttım ama o birkaç tane bardak çanak bulaşık makinesine girecek. Sizlerle birlikte yapmak istedim. Yani kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. O yüzden bunun yanı sıra duştan çıktım. Banyoyu böyle bir temizleyeceğiz. Hemencik böyle. Tabi siz hemencik görüyorsunuz ama benim için hemencik değil. Daha sonra bir kahve molası yaparız ve sizle benim diğer videolarımın altına kötü kötü yorum yapan o cadıları bir güzel eleştiririz. Yani öyle düşünüyorum. Neler var neler, yani ben buradan bunu söyleyeyim, siz bu böyle ne algılıyorsanız algılayın. Öyleyse hadi hep birlikte banyonun temizliğine geçelim. Hoşçakalın. Ya o kadar çok özlemişim ki kamerayı elime almayı. Şimdi sizle birlikte göstereceğim hemen şimdi. Biri yazmış ki, demiş ki kameranın açısı demiş çok kötü ayarlıyorsun falan filan demiş. Yani aslında iyi yorum yapmış ama biraz da eleştirmiş. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani ben YouTube'da video çekme üzerine prof değilim şu an ve biliyorsunuz ki elimde sizin yani video çekebileceğim bir kameram dahi yok şu an. O sebepten kendi telefonumla, kendi cihazımla çekiyorum ve olabildiğince profesyonel bir şekilde çekmeye çalışıyorum ama keza bildiğiniz üzere yeni başladığım için daha amatörüm. O yorumun için çok teşekkür ederim ama kalbimi de kırmadın değil yani. Çıt. Evet, bunda görüyorsunuz az bir şey, tabak çanak falan var. Bunları hemen makineye atacağız. Ondan sonra da banyo çöpler falan atılacak işte. Çöpler atılacak. Şurası böyle bir dağınıklık içerisinde. Ben buraları böyle dolu görünce sinirleniyorum net. Ondan sonra şu havlumu da alayım. Baş havlumu şuradan. Dedim ya duş almıştım diye. Bu havlular da yıkanacak. Banyodayım şu an. Banyoyu temizleyeceğiz şimdi sizinle. Videoya hadi geçelim dedim ama geçemedik yani. Hatta şurada çamaşır sepetimi alayım çünkü makinenin içine banyonun paspaslarını ve havluları, ayak havlusu vesaire olanları atmıştım. Onları hatta çıkartalım şu an. Çünkü makinenin içinde kaldığı zaman ben kokuyor ve koktuğu o kokuyu hiçbir şekilde sevmiyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi sizle banyoyu temizlemeye geçelim. Ay, bir an kamera video almamış mı diye şey yaptım da. Şimdi bir güzel annem videolarımı izlerken demiş ki
Esoş demiş, ben gördüm demiş, sen demiş yerleri ıslatıyorsun, su damlatıyorsun, daha sonra süpürgenini çekiyorsun da sonra bana süpürgem neden kokuyor ediyor falan deme dedi. Çok haklı, süpürge makinesi ufacık bir su tanesi bile olsa onu çektiği zaman içerisinde koku hapsediyor. Ben de artık lavabo ve tuvaletimi bir güzel yıkadıktan sonra silip sonra böyle ıslak olan yerlerin ıslaklığını alıp daha sonra süpürüyorum. Esra neden lavabonu yıkamıyorsun veyahut da banyonu yıkamıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü buranın eğimi, yani lavabon giden yeri biraz sıkıntılı olduğu için su gitmekte çok güçlük çekiyor ve ben de bu konuda sinirleniyorum. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. En azından bu şekilde de temizlenebiliyor. Temizlemeyenler var. Onlar, ya ben niye direkt yargı dağıtıyorsam, yargı. Direkt yargı dağıtıyorum. Ya kim derdi ki Esra bizle lavabosunu temizlerken, banyosunu temizlerken sohbet edecek. Ama çalışınca mecbur. Mecburiyet oluyor arkadaşlar. O sebepten ötürü yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi buraya kadar size konuştum. Bundan sonrasını hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz siz. O zaman görüşürüz. Şimdi bunu şöyle şöyle sıkıyorum. Bu bezim temiz. Bununla da bir güzel kollarımı, bacaklarımı bir yere vurmasam olmaz. Bir güzel siliyorum hatta. Şu arayı da silelim. Evet. Şimdi ben bu bezimi bir yıkayayım. Evet, bezimi yıkadım. Hatta şurada bir tarağım var. Kesinlikle bu tarakla saçımı tarayabiliyorum. Eclipse'in taraklarını kullandım. Hiçbir şekilde memnun değilim yani. Hepsi gazlı olup gittiler. Burada da o çamaşırlar, süpürge makinem. Şuradan bir tane kurulama bezi alacağım. Abi bu dolap da çok karışık ya. İnsanlar, acaba bütün kadınlar mı böyle? İşe gidin, işe başlayınca yani bir yandan çalışıp bir yandan ev işiyle ilgilenebiliyorlar mı? Orası da ayrı bir muamma. Şunun kapağı da. İnanmıyorum. Bu çok güzel bir ürün. Hatta stokladım da şurada. Sen de şurada kal. Sizi de düzelteceğim. Tamam, rahat olun yani. Rahat. Relax. Şurada yüzüğüm var. Sen şurada kal. Bunları iyi ki almışım. Çok güzel oluyor. Şurada kalın. Siz de şurada kalın. Sen de şuraya gel. Kaktüsüm, sen de buraya gel. Evet. Sen de şurada dur. Şimdi sizi bir güzel bir güzel sileceğiz. Abi böyle temizlik yapmayan da ne bileyim yani. Şöyle sirkeleyeyim. Mis mis. Buraları da. Şunu yine buraya alayım. Sen yine buraya gel. Sen kaktüsün burada dur.
sanki. Evet, bir de diş macunu buraya koyuyordum. Pamukçuğum yine buradasın. Sen de buradasın. Tamam, sen iyisin şu an. Şurayı da bir sileyim. Allah'ım, bütün satıcılar da beni buluyor ya Rabbim. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama yeter. Video çek, bir haftadır çekmiyorum. Neredesiniz ya? Aa, yeter vallahi yeter. Şimdi şu bezim de şunu bir alalım. Şöyle. Annem dedi ki çok sıkıyorsun. Çok sıkma dedi. Ben de tamam anneciğim dedim. Şimdi bunu da bir güzel, ay ayağımı da gördünüz. Şimdi derler, o nasıl büyüyor ayak. Bunu da bir güzel. Diyelim. Burada yedek paspaslarım var. Bunları alalım. Bunları sereriz. Bakalım sen. Buradasın. Evet. Sen. Buranın. Bir tane daha vardı. Düşmüş. Sen de. Buranın. Bu da. Ayak avlusu mu? Buraya da bir tane havlu getirelim. Geç aşkım. Nasıl sessiz konuşuyor? Videoya dahil olmak istemediği için. Ay. Sen de buraya. Tamam aşkım ya, bana her şeyi söyleme. Ne ekmeyse ben video çekince rapor ediyor her şeyi. Evet. Sen de buraya. Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bunlar gidecek. Bunlar. Bu dolaba girecekler. Bu dolabı da seninle bir gün düzenleyelim mi acaba? Ne diyorsunuz? Düzenleyelim derseniz düzenleriz. Düzenlemeyelim derseniz hiç düzenlemeyiz. Aşağıda onları da yorum olarak belirtin. Bu arada açıklama kısmında Instagram adresimi bırakacağım. Instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Hı. Pırıl pırıl bir lavabo. Şurası gözüme baktı. Evet. Çok temiz oldu. Burada kağıt havlu, hatta pıs 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 pıs. Sen de
böyle açık kalınca bu böyle kalmıyor işte. Kapan. Neyse ki burası da bitti. Bir de ben diyorum ki şu havluları makinaya atalım. Çalışsın. Hadi gel kızım. Deterjanı atalım. Deterjanı da burada bitmiş, doldurmak lazım. Birazcık daha. Evet. Az bir şey değilmiş. Gerçekten çok güzel kokuyor bu koku. Ben her videoda herhalde bunu söylüyorum. Siz de artık alıştınız herhal. Pamuklular 2 saat 20 dakika diyor. Hızlı yıkamaya alırsam. Evet. Binde bir de yıkansın. Şunu da kapatalım. Burada Kaan'ın iş kıyafetlerinden çıkan malzemeler. Bu da tokam. Evet. Mis gibi oldu banyo. Tadın. Hadi mutfağa geçiyoruz. Terledim vallahi. Of. Hem de nasıl terledim. Bu çikolata falan aldı. Çikolata yiyeceğim. Kan şekerim düştü. Hadi mutfağı toplayalım. Gazımızı da bir güzel silelim. Evet. Ben bu aygaz silmeyi kendime terapi gibi buluyorum. Terapi. Çok güzel bir şey. Şöyle kapaklarını da. Bak resmen beni görüyorsunuz ya. Ne kadar güzel. Makineyi çalıştıracağım zaman ki makinem şu an bayağı boş. Makineyi çalıştıracağım zaman şu kapakları ve başlıkları da komple makineye atacağım. Yani makineye atmakla bence bir şey olmuyor. Ne olabilir yani? Şu bezimi de atacağım. Yenisi var. Stoklarda olur yani. Neden olmasın? Şuralar da güzel. Buraya da çay dökülmüş. Ya ben bu mutfağı kendim boyadım arkadaşlar. Kendim boyadığım için de çok profesyonel olmadı ama eskisine nazaran çok 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 güzel oldu yani. Ben çok beğeniyorum mutfağımı. Çeşmesinden şu fayanslarına, şu mermerinden şu yerlerine varana kadar dolapları söylemiyorum bile. Ben boyadım. Ama dediğim gibi vernik konusunda yani dediğim gibi bu konuda profesyonel olmadığım için vernik konusunda farklı vernikler meğersem varmış. Boyayı koruyabilmesi için mermerde falan.
Ama onları iş işten geçmişti. Zamanla verniğin sağlam ve düzgün olmadığından yani böyle lekelenmeler oluyor falan. İşte boyanın kalkma ihtimali yüksek. Ne bileyim aşınıyor falan. Ama bir daha olsa bir daha boyardım yani. Neden boyamayayım? Sen de çöpe. Evet. Bu dediğim gibi bu benim kirim değil yani. Bu boyanın rengi. Benim kirim değil kesinlikle. Bakın. Altta mermeri rengi krem olduğu için o gözüküyor. Gördüğünüz gibi benden olan bir şey değil yani. Şimdi dersiniz burada ay ne kadar pissin lavabonun içi falan filan. O işi geçin yani. O işi geçin. Mutfağım da bitti. Şuradaki havluyu düşmüş yere. Onu da şuraya koyalım. Hatta bunu ben buraya asıyorum. Fırın tutacağını. Burası havluluk. Mutfağı da bir güzel süpürelim. Sonra biter. Sonra kahve molası. Evet, mutfağım mis gibi oldu. Burayı da bir süpürdüm, sildim. Siz yokken. Şimdi kahve yapalım. Balkona çıktım. Kahve sefası yapacaktım. Aklıma makineden çıkarttığım havlular falan geldi. Neyse onları artık sizinle vedalaştıktan sonra yaparız ama şu an vedalaşma gibi bir niyetim yok. Bu arada şu rulokat kutusu. İçinde rulokat haricinde her şey var. Şuradaki mandallığım. Mandallık. Evet, birinci söyleyeceğim şey, çantamda ne var videosu veya da Devler Ligi alışverişi diye bir video çekmiştim. Onun altına ya da YouTube'dan ne kadar mı kazanıyorum? Öyle bir şeydi arkadaşlar. O videonun altına biri yazmış ki ismi gereksiz, vasıfsız, işi gücü olmayan, kafasını benle benim gibi insanlarla bozmuş biri. Yazmış ki burun deliklerin niye bu kadar siyah gözüküyor? Video çekeceğine burun deliklerindeki kıllarımı al, tüylerimi al. Öyle bir şey yazmış vasıfsız. Size bir şey söyleyeyim mi? Güldüm. Gerçekten güldüm. Kaan'a da gösterdim. Kaan böyle yapıyor. Hani nerede burnundaki kıllar falan yapıyor böyle. Açıklama gereksinimde bile bulunmayacağım. Sadece şunu söylüyorum. Siz, bu arada kolum ağrıdı. Siz o kadar kendinizi, o kadar özgüvensiz, o kadar
karakterinizi yerine oturtmamış insanlarsınız ki başkalarını eleştirmekte sahte hesaplardan, ne bileyim gizli hesaplardan, fake hesaplardan ancak o şekilde eleştirebiliyorsunuz. Siz eleştirmeye devam edin. Ben ve benim gibi insanlar doğru yoldayız ki eleştiriye maruz kalıyoruz. Siz beni eleştirirseniz bile ben yaptığınız eleştiriyle bile yükselirim. Bu benim için hiç problem değil. Sadece kalpleriniz temiz olsun, zihinleriniz temiz olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu konuşmadan sonra neden bu platformdasın, eleştiriye açık değilsen burada olma gibi yazan gereksiz insanlar da olacak. Ben eleştiriye her daim açığım ama boş eleştirilere hiçbir şekilde açık değilim. Siz eleştirin, ben de sizi eleştirmeye devam ederim. Bu kadar yani. Şimdi ben sizin o boş düşüncelerinizle ziyade, boş düşüncelerinizden ziyade kahvemi bir güzel karıştırıyorum. Sohbet ediyorum. Şimdi o malum kişi şey yazardı. Bak kamera açısını yine düzgün tutamıyorsun Esra falan. Arkadaşım ben böyle rahatım. Eğer videodan sıkıldıysanız gidin. Ne diyebilirim? Bu şekil. Nasıl ama pijamam nasıl? Değil mi? Bunu var ya çok seviyorum. Ama çok sıcak. Şu son zamanlarda birkaç gün önce bir kargo geldi bana. Bir influencer'ı takip ettiğimde Trendyol'da yine indirimlerden yararlandım. İki tane far paleti aldım. Bir tanesi NYX'in kaç numaralı bir far paleti vardı, böyle cıvıl cıvıl renkleri olan bir far paleti. Onun benzer renkleri var. Daha büyüğü, daha mega hali. Bir tanesi de Rose bilmem ne markasının Newton'larda far paletiydi. Göründüğünden arka plan beni öldürüyor. Göründüğünden daha küçüktü, küçük gözleri. Yani göründüğü gibi değil. Bir dahaki videoda eğer onları gösterirsem kesinlikle orayı da bırakırım linkini. Bir de kaş kirpik dolgunlaştırıcı mı? Değişik, ilk defa kullanacağım o ürünü. Onu da sizlere göstereyim. Onu aldım. Bilmiyorum, daha hiç denemedim. Fırsatım da olmadı açıkçası. O şekilde. Bir video daha çekeceğim size. O da şey. Prima'dan bana bir kargo geldi. Daha sonra araştırdım ki bu bilincinde olduğum bir kargoymuş. İki tane Aqua Pure adı verilen ıslak mendili geldi. Benim dahilim olmadan başka bir şekilde, başka yollarla bana ulaştığını düşünmüştüm ama meğersem onu ben kendim kazanmışım. Olsun, çok da güzel. Ücretsiz bir şekilde iki tane ıslak mendil geldi ve piyasadaki değil 27 lira olan ıslak mendillerin iki tanesi bana bedavaya geldi. Evet. Ondan sonra onları da o videoda gösteririm diye düşünüyorum. Detay bir şekilde nasıl kazandım, nasıl ettim, siz de nasıl alabilirsiniz ücretsiz ve kargo bedeli olmadan. O şekilde bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi kafamda birkaç video var, stoklarım diye düşünüyorum. Malum çalışmaya başladım. Hem ev hem iş hem YouTube. Üçü bir arada çok zor gidiyor. Bir de çocuğum olmuş olsa ne olurdu bilemiyorum. Sanırım YouTube bırakabilirdim yani. O şekilde idare ediyoruz. Videonun sonuna geliyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu arada elimde de kulaklık ve mikrofon var. Sesin gelmiyor diyenlere gelsin bu da. Abi yargı dağıtıyorum, başka bir şey değil. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin ve aşağıya tatlı küçük kalplerinizden bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.